Ee, yeni bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Tam o Esenyurt'taki evde yakalanma anı. İşte bakın e, Abdülkadir e, Maşaripov o evde böyle yakalandı. Hareketli fotoğrafını ekrana getirebilirsek. Var mı? Hareketli yani bizim ha. hareketlendirdiğimiz. E, başta da yorumlarınızı yaptınız ama e, bizde blok bloktur program. Şimdi televizyonlarını yeni açmış izleyicilerimiz için... Hı tekrar da edebilirsiniz. Yorumlarınızı e, rica ediyorum. İşte Maşaripov'un e, Esenyurt'taki evde yakalanma anı haberle ilgili o gece neler oldu? E, katliam gecesi onunla ilgili de çarpıcı bilgiler var, yeni bilgiler. Şu şu fotoğraf bir teşhisinden önemli mesela Onları bize da çok bize çok mesaj geliyordu Ömür. E, acaba e, Maşaripov daha önceden mi yakalandı da biz göremedik Doğru. evden çıkarken? diye. Doğru diyorsun. Ee, o yüzden bu fotoğrafında. Yani o ilk iki gün yok. bilgi kirliliği vardı. Biz neden çok. sürekli Iraklıyı görüyoruz? Neden e, Maşaripov'u görmüyoruz diye. Sonra bir cep biz telefonu. Biz sonra biz onu bir cep telefonu çekimini çe 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 250 tane polisin onu resmen etten evet. duvar alarak bindirdiğini görmüştük ama şu çok daha net bir görüntü ki e, evinde yarı çıplak bir şekilde polisimizin ayakları altında gördüğünüz kişi Reyna'da Birçok kişinin ölümüne neden 39, olan 39 kişinin ölümüne, masum insanın ölümüne neden olan o teröristtir, ta kendisidir. Bence gayet keyifli bir görüntü. Şimdi burada senin bir analitik okuman oldu fotoğrafı. Evet, bir tekrar bir edersen tek... seviniriz. Tabii, yani ben şimdi bu fotoğrafta ne görüyorsun? Ben bu fotoğrafa baktığım zaman Ömür, eee, Maşaripov'un suratını, vücudunu falan görmüyorum. Oraya baktığım zaman gözlerinde İsrail'i görüyorum. Diğer gözünde Amerika'yı görüyorum. Suratının ağzında, burnunda, nefes alışverişinde İngilizleri görüyorum. Bütün vücudunu, vücuduna baktığım zaman Daesh KPC'yi görüyorum, PKK'yı görüyorum, Daesh'i görüyorum, FETÖ'yü görüyorum. Ve ayak o ayakları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni görüyorum. Ayaklar altına almışlar. Oradaki mesaj, Maşaripo üzerinden mesaj şu. Sizin başınızın üstüne koyduklarınız bizim ayaklarımızın altındadır. Mesaj budur. Son derecede doğru bir fotoğraf olmuş. Bunu servis eden, çeken herkese tebrik ediyorum. Çok Bunu Hürriyet Gazetesi yayınladığı Logosunda görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet. Gün itibariyle güne damgasını vuran bir fotoğraf karesi ben olay gecesiyle alakalı da bilgiler vereyim. Lütfen. Haberde çünkü yeni bilgiler var. İstanbul'da yılbaşı gecesi Reyna'da 39 kişiyi öldüren Deaşlı terörist Maşaripov'un 16 günlük kaçışının detaylarına ve yakalandığı ilk anın fotoğrafına hürriyet ulaştı diyor. Maşaripov katliamdan sonra kaçarken Ulus'ta girdiği bahçede köpek saldırısına uğradı. Detayı gelecek. Köpek saldırısına uğramış o gece. 3 taksi değiştirip Zeytinburnu'na ulaştı. Daha sonra operasyon yapılan bu evde bulunan sigara izmaritleri taksicilere ikram ettikleriyle aynı çıkınca polis öne önemli bir ipucuna ulaşmış oldu. Bir, Saldırgan tekli diyor. Burada görgü tanıkların ifadelerini evet. biliyorsunuz defalarca çok ekrana kişi getirdik. 7 kişiye kadar çıktı. 4 gözlemci, 3 tetikçi dendi. Star Gazetesi'nin en son Kemal evet. imza imzalı haberinde 3 tetikçi 4 gözlemci. Mahmut Ömür'ün yazısı da aynı orantıda geçen bağlandı biliyorsun evet. Ömür. İçeride katliam birebir yaşayanlar Tabii. zaten birden fazla kişinin onları ateş ettiğini söylediler evet. bir de bu da var. Hürriyet'in haberinde ise gün itibariyle saldırgan tek kişiydi ve olaydan sonra oluşan kargaşadan yararlanarak taksiye binerek kaçmıştı diyor. Terörist montunu ve saldırıda kullandığı Kalaşnikov marka silahı montunu ve Kalaşnikov marka silahı olay yerinde bırakmıştı. Montun cebinde 500 lira vardı. Görüntülere göre Reyna saldırganı Ortaköy'deki portakal yokuşundan taksiye bindi. Yaklaşık 5 kilometre sonra ulus yakınlarında taksiden indi. 5 kilometre gidiyor çünkü cebinde para yok. Parayı orada montun cebinde evet, unutmuş. Evet. İlk taksiden iniyor. Yaya olarak bir süre dolaşan saldırgan ulusta bir evin bahçesine girdi. Bahçede evin köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle bir süre mücadele eden yere düşen saldırgan hızla uzaklaşarak tekrar caddeye çıktı. Önüne gelen ilk taksiye bindi. İkinci taksi oluyor bu. ...köpek saldırısından sonra ikinci taksiye biniyor. İlk kahraman bu kez, köpek. Bu kez taksiden Zincirli Kuyuda ...metrobüs durağı civarında indi. İkinci taksiden de Zincirlikuyu'daki metrobüs... ...durağı evet. civarında iniyor. Evet. Kısa süre kararsız adımlarla etrafta dolaşan saldırgan... ...üçüncü kez taksiye bindi. Bu kez adresi Zeytinburnu'ydu. Taksicilerin ifadeleri önemli. Polis Reyna saldırganının... ...bindiği 3 taksinin sürücüsüne ulaştı. Her üçünün de verdiği ifade... ...kamera görüntülerini doğruluyordu. İlk iki taksici... Para parası olmayan saldırganı kısa mesafeler gittikten sonra bırakmıştı. Parası olmayınca şoförler bırakmış taksi şoförleri. Ulusla zincirli kuyu kısa bir mesafe değil yalnız. Özellikle zincirli kuyu zeytin çok Ş uzun bir mesafe. Zeytin zeytin uzun da zincirli kuyu çok uzun uzak değil arada. 20 lira yazar. Zincirli kuyudan <laughs> kuyudan bindiği son takside parası olmadığını gittiği yerde parayı vereceğini söyledi yani 3. taksi şoförünü öyle diyor hmm. sen beni zeytinburnuna götür ben sana parayı orada vereceğim ifadeleri alınan taksiciler bu arada ağırlıklı olarak Ali'cim yeni fotoğrafı kullanın o hareketli fotoğrafı çünkü yeni olan o. Bu da çıkış ...ifadeleri alınan taksiciler... ...otomobillerine binen kişinin... ...kırık bir Türkçesi olduğunu... ...fiziksel özelliklerinin Türk Cumhuriyetlerinden... ...bir kişiye benzediğini söylüyordu. Saldırganın olay yerinde bıraktığı montun cebinde kalan para... ...kendisi için şanssızlık gibi görünse de... ...aslında şansı olmuştu. Saldırganın parası olmadığı için... 3 taksi değiştirmesi... ...kamera hmm. görüntülerini tarayan polisin işini güçleştirmiş... ...zaman kaybına neden olmuştu. Evet. Yani parası olmadığı için... ...normalde binecek tek taksile gidecek. Ama 3 taksi değiştirince mecburen... Bu sefer polisin kafası karışıyor. Oradan, ben de, oradan Ama ben de şöyle düşündüm. Sanırım o Nazif Kahraman da bağlandığında öyle söylemişti. Bu kadar çok sık taksi demek bu kadar çok arkada konuşacak şahit bırakmak demek. Aslında bana da böyle geliyor i̇şte, baktığın zaman. Montun cebinde parayı Reyna'da unutunca Biliyorum. Ee, mecburen 3 taksiyle. Çünkü kısa mesafe kısa mesafe idare Zeytinburnu'na ulaşıyor. Parası olmadığını göre ilk Ama iki taksici. Eee ilk bindiğine de Zeytinburnu'nda para vereceğim diyebilirdi ki verdirdi de bir arkadaşına verdirdi. Olabilir. Köpek ha. saldırısına uğramış o Onu Ama ben herhalde... onun e, talihsizlik olduğunu düşünmüyorum onun için. Onun için şans olmuş zaten. Çünkü güvenlik kameralarından 3 ayrı taksiyi polis görünce polisin kafası karışmış. Ha, anladım. Şans olduğunu düşünmüyorum pardon. Peki, eee ...36 saat sonra evi tespit edildi diyor. Polis kamera görüntüleri ve taksicilerin verdiği ifadelerin ardından... ...Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi'nde Özbek yemekleri yapan bir kafeye ulaştı. Reyna saldırganıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan 36 saat sonra polis Reyna katliamcısının Zeytinburnu'nda saklandığı eve ulaştı. Operasyon düzenlendi. Bakın saldırıdan 36 saat sonra Zeytinburnu'nda kaldığı eve polis buluyor. Hı. Gidiyor neyle karşılaşıyor. Saldırgana ait olduğu belirlenen hazır halde iki valiz buluyor O Zeytinburnu'daki evde. Geceyi bu evde geçirdiği anlaşılan saldırgan valizlerini almadan kaçmıştı. Demek ki duydu bir şekilde. Bak ama bir önceki ifade şeyde de haberde de geceyi o restoranda sığınarak geçirmiş ve sabah daha gün ağarmadan O Zeytinburnu'daki eve gittiği söyleniyordu. Şimdi Valizleri almaması da bana bunun daha doğru olduğunu söylüyor. Güncellenmiş... Haber uydurma Hürriyetin haberini okuyoruz. Güncellenmiş, Güncellenmiş bilgiler. Doğru bir şey Evdeki izmarit. Küllüklerde bulunan iz, e, sigara izmaritlerinin markası taksicilere sigara ikram eden saldırganın içtiğiyle aynıydı. İlk hmm. izler bulunmuştu. Saldırganın kimliği de belli olmuştu. Reyna katliamcısı Ebu Muhammed El Horosani kod adını kullanan Özbek asıllı Abdülkadir Maşaripov'du. Adamın adı da ilginç. Maşaripov. Maşa. Ripow. Maşa. Hmm. Değil mi? Reyna katliamcısı polisin değerlendirmesine göre halen İstanbul'daydı ve kaçmaması gerekiyordu. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü 9 Ocak'ta Abdülkadir Maşaripov'un eşinin izine ulaştı. Pendik'te bir eve yapılan operasyonla Maşaripov'un eşi 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte yakalandı 9 Ocak'ta. Abdülkadir Maşaripov'un eşini ve çocuğunu Pendik'teki eve getiren kişilerin kullandığı bir kiralık otomobil vardı. Maşaripov'un eşini ve kızını Pendik'e götüren yine DAEŞ'li teröristler. Zeytinburnu'dan 1.20'de çıkış yaptığı zaman onu Pendik'e götüren araç. Başakşehir miydi orası? Başakşehir'den alıyorlardı ilk ha, Başakşehir'den. 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 Aynen. Pendik'te eve getiren DAEŞ teröristleri kiralık bir otomobil kullanıyorlar. Bu otomobilin izi tüm İstanbul'da sürüldü. Otomobil Kayaşehir Silivri, Esenyurt, Pendik, Zeytinburnu hattında gidip geliyordu bu kiralık otomobil. Aa. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu 5 ilçede DH bağlantılı olabilecek Türk Cumhuriyetlerinden insanların yaşadığı yüzlerce evi teker teker tespit etti. 480'in üzerinde eve baskın yapıldı. 16 gün içinde 214 kişi gözaltına alındı. 16 Ocak'ta Reyna katliamcısı için çember daralmıştı artık. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Esenyurt'ta 3 ev belirledi. Bu evler 3 gün Polisiye tabirle adeta karakol kurularak izlendi. Evlere girip çıkanlar teker teker tespit edildi. 16 Ocak'ta saat 23 sıralarında bu evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Reyna Katli amcası Abdülkadir Maşaripov odalardan birinde yatağın arkasına gizlenmiş bir şekilde yakalandı. İşte Burası. yakalanma anı yarı çıplak değerli izleyenler. Alt tarafı bulurlanmış arkadaşlarımız hı hı. tarafından. Bu fotoğrafı da gayet güzel okudular az önce. Çok güzel. Bircan'da Nihat'ta. Ve e, bu hikaye budur. Yani evet. en son yansıyan bilgiler budur yani, arkadaşlar. Yani e, şey ya, bu bulutlar yavaş yavaş aydınlanıyor galiba. Şimdi burada en çarpıcı detay e, bu haberde. Hmm. Tabii ki polisin, MIT'in verdiği bilgilere dayanılarak yapılıyor bu haberler. Tek bir e, yani o kadar görgü tanığının ifadesine burada, rağmen. Orada tek bir ayrışma var onu hemen söyleyelim. Bazı gazeteciler e, çocuğun devletin elinde olduğunu iddia etmekle birlikte... Diğer bazı gazeteciler de oğlunun, oğlunun 4 devletin elinde olmadı. tam tersine e, birilerinin gelip çocuğu babasına götüreceğiz demek suretiyle alıp kayıplara karıştığını iddia ediyor Ömer. Evet orada bir çelişki var. Hı. Görgü e, tanıklarının ifadelerinde 7 kişiden bahsediliyor. Star Gazetesi'nin haberinde 7 Hı. kişiden bahsedilmişti. 3 detikçi, 4 gözcü. E, buradaki haberde en son haberde işte Hürriyet'in haberi tek bir saldırgandan bütün ne? kameralarda tek bir kişinin görüldüğü. Ömer çok kıymetli var. bilgiler okudun. Çok kıymetli. Süreç yakalanma süreci için çok kıymetli evet. Ama benim çok daha kıymet verdiğim ve çok daha merakla beklediğim bir şey var ki bu adam katliamı kime hizmet için yaptı? İşte bana göre DEAŞ deyip bu işin içinden çıkacağımız kadar kolay bir iş Ya değil. yok başkanlık gelmesin diye bütün hesap o ya benim bütün için hesap. En kıymetli olan başkanlık odur. gelmesin onu bekliyorum. İşte layık like, anti -like, Alevi Sünni çatışmasını körüklemek için yapılmış bir eylem. Türkiye'nin sosyolojik yapısını bunlar nereden seçilmiş. bilir ya Özel yılbaşı. Daesh kimdir Daesh? Nereden bilecek Türkiye'nin genlerini, Türkiye'nin sosyolojik yapısını, Türkiye'nin kodlarını? Türkiye'nin reynasını. Ya böyle bir şey bilir mi ya? Yok. Şimdi bir gelişme daha yaşandı dün. bir kadı yakalandı. Yani Daesh'in evet. kadısı olduğu iddia edilen biri yakalandı. Değerli izleyenler Yasser Muhammed Salem Radon isimli bu kadı sözde kadı e, tutuklandı da ve e, çok tehlikeliymiş e, gelen bilgilere göre Hı. yine bir canlı bomba elimi vesaire düzenleyebilecek potansiyele sahip bir adam ve makatından cep telefonu çıkıyor ha o adam ne oldu evet ha o makatından cep telefonu çıkıyor değerli izleyenler ve o cep telefonunda da silah fotoğrafları yer alıyormuş makattan çıkan cep telefonunda Yaser Muhammed Salem Radoun adlı DH'lı kadı olduğu söyleniyor. Üst aramasında ele geçirilen not defterinde de örgüt üyelerinin telefon numaraları bulunmuş. Hı hı. Sevk yazısından e, adliyeye sevk ediliyor. E, e, Ebu ben Cihat ben kod adını mi? kullandığı iddia ediliyor, yazılıyor. Ve e, bir canlı bomba eylemi gerçekleştirmek üzere olduğu söyleniyor. Bu kişi de tutuklandı. Başarılı hı bir hı. operasyonla. Güzel. Bunu da ediyoruz. belirtelim. Çok güzel haberler verdik. <laughs> Tebrik ediyoruz. Tüm emeği geçenleri ve Türk polisimizi ve mitimizi. Şimdi yazmış bir tane arkadaşımız kardeşimiz yorum yazmış da Instagram'a Ömür. Evet. Ee, DAEŞ'in sosyal medyada bir video yaydığı falan o. Arkadaş o görüntülere itibar etmeyin. Türkiye eyaleni savaş açtı vesaire bilmem ne. Bunların hepsi algı operasyonlarıdır. Halkımızı, milletimizi korkutmaktır. Hiç böyle bir düşünceye ee, yanlışa düşmeyin oyuna gelmeyin. Çok, As çok etkilenmemeleri As lazım. Aslında tabi, tabii biz gün güçlü, güçlü büyük bir şekilde ayaktayız. Elbapta da onların ümüğünü <laughs> sıkıyoruz. Rahat olun ya. Evet değerli izleyenler şimdi Güne Damgasını vuracak bir başka haberle devam edeceğiz. Ee, şimdi ne? yalnız bir de çok enteresan. Şimdi benim fikirlerine çok değer verdiğim Emre Erciş bir de tarafsızdır. Yani öyle e, objektif bakar. Evet. Ee, o, şimdi onun tweetlerine baktım da yani eee Şeyin girişi ömür. Mesela şu otoparka giriş anı. Özür dilerim Reyna'ya. Bir gibi ekranı Bak. çok çok belli olmuyor ama. Çok belli olmuyor. O yüzden söylüyorum. Tamam. Ay saati gör diye diyorum. Yani evet. şey giriş saati. Göbekte fotoğrafı verebilirsin ee, Son fotoğrafı. 0 bir Son fotoğrafı. Evet. 20. Yani şurada mesela buradan Tamam 00 evet, var sen yani özür diyorum. ya özür Evet. 0 1 20. Evet. 0 1 20'de giriş diyor. Tamam mı baba? Ama 17 18'di. 0 1 17 18'di. Bak 0-1 20 görünüyor burada. Tam böyle elinde silahla tam giriş anı. Bak. Emre Erciş ama vaktimiz Bak o 3 saniyelik var. şey şu olabilir. Yani sen 17'yi görüyorsun ya mesela o, e, o ilk daha silah mermi atmaya başladığı andan değil. Bu direkt Reyna'ya giriş anı. İçerik kapının önünde şu an elinde silahla. 0 1 20 55. Ne diyor Emre Erciş? Fakat sonrasında otoparka giriş anı ise 0144. 44 yani geçmedeki. Evet evet. Yani e, şu ihtimal çıkıyor. Hani bir ara iki dakika falan dediler ya içeride kalınmış. O, o yalan çıktı. Onun he. Onun. Aleni bir şekilde gerçeği yansıtmadığının hep bir şekilde buradan anlamış oluyoruz. Arada arada yok zaten 24-25 dakika var. Abi şimdi bir dakika. Şimdi içerideki bütün kameralarda 0-1-17-18 gibi giriş var. Evet. 24 gibi de çıkış var. 7-8 dakikada oluyor olan. Evet evet şey, onu 8 söylüyorum. Dakikada. Ben de onu bir kere daha altını böyle kalın evet. çizgiyle çizmek istedim. Peki. Ee, şimdi gelelim.